Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Huawei Mate 20 Pro'nun hızlı şarj özelliklerine göz atıyoruz. Telefon geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yapılan bir etkinlikte tanıtılmıştı. Biz de hemen sıcağı sıcağına alıp bir kutudan çıkardık, ön inceleme yaptık ve özelliklerine genel olarak baktık. Telefonun tanıtımıyla beraber duyurulan bir özelliği vardı. 40 wattlık kablolu şarj özelliği var. Bunun için böyle kutusundan çıkan, şöyle göstereyim hemen, kameramıza şöyle gösterelim. Büyük bir şarj cihazımız var. 40 watt desteği sunuyor bu kablolu olarak. Kutudan çıkan bu kabloyla beraber Huawei'nin açıkladığı bilgilere göre telefon 30 dakikada %70 şarj olacağı iddiası vardı. Biz de nasıl yaptık? Telefonu kapattık tamamen pilini bitirmiş bir şekilde ve telefonu şarja takıp video çektik ve 5 dakika, 15 dakika, 30 dakika ve 45 dakikada ne kadar şarj olduğunu not aldık. Ayrıca %100'e ulaşması için ne kadar şarj olması gerektiğini de yine bu videoda sizler için ölçtük. Şimdi rakamları paylaşmam gerekirse 5 dakikada telefon %14'e kadar şarj oluyor. 15 dakikada bu rakam %40 oldu ki Huawei'nin verdiği rakamlar içinde %36 gibi bir değer vardı. Biz %40 bulduk, yani bir parça daha yüksek bir rakam çıktı. Huawei'nin verdiği rakamlar içinde olan 30 dakikada %70 ise bizim yaptığımız testte 30 dakikada %76'ya ulaştık. Telefon yeni olduğu için ve şimdiye kadar 2 kere falan şarj ettik tam olarak. 2 kere şarj edildiği için rakamın birazcık yüksek çıkması normal. Muhtemelen önümüzdeki günlerde kullandıkça rakamın biraz düşeceğini bekliyoruz. Öte yandan 45 dakikada telefon %96 doldu. 54 dakika 43 saniyede de yaklaşık olarak da bunu da ölçtük. %100 doluluğa ulaştık ki Huawei'nin açıkladığı rakamlarda ise bu değer 68 dakikaydı. Yani telefon kapalıyken 68 dakikada %100'e kadar şarj edeceğini açıklamıştı Huawei. Biz yaptığımız testlerde ise 54 dakika 43 saniyede %100'e ulaştık telefon kapalıyken. Çok iyi rakamlar, oldukça yüksek rakamlar. Az önce de bahsettiğim gibi neden biz daha fazla bulduk? Telefon henüz daha çok yeni, çok fazla şarj olmadı. Belki bir 10-15 şarjdan sonra bu rakamlar bir parça uzayabilecektir. Ama özellikle yeni bir telefon olması ve bu kadar hızlı şarj olması bence çok çok başarılı. Çünkü telefonunuz şarjı bittiği zaman nereden şarj bulacağım vesaire gibi uğraşmayacaksınız. Hemen hızlıca şarj ettiğinizde telefon size uzun bir pil ömrü de vaat etmiş olacak. Onu da söylemiş olalım. Evet, bu videoda Huawei Mate 20 Pro'nun Huawei tarafından bizzat açıklanan şarj sürelerini test etme imkanımız buldu. Açıklanandan daha iyi rakamlar bulduğumuzu belirtelim. Bu da şunu gösteriyor ki açıklanan rakamların doğru olduğunu da gösteriyor. Eğer Huawei Mate 20 Pro ile ilgili merak ettiğiniz başka konular varsa kutu açılım videomuz var ve ön inceleme videomuz var. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Detaylı bir inceleme de yakında geliyor. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.